Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi. Allah'tan memleketin başında Tayyip Erdoğan var. Yoksa Tayyip Erdoğan mahvedecek memleketi. Terör örgütüyle masaya oturduğumuzu iddia edenler şerefsizdir dedi. Tabii görüşülüyor. Görüşme talimatını veren benim dedi. Ben Gürcüyüm. Ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir dedi. Benim için Gürcü diyenler bile oldu dedi. Muhterem Hoca Efendi dedi. Haşhaşi sülük dedi. Kardeşim Esat dedi, katil Esed dedi. Türkçe ile felsefe yapılamaz diyorlar. Irkçılıktır. Irkçılık kokan açıklamalardır dedi. Türkçe ile felsefe yapamazsınız dedi. Lozan Antlaşması devletimizin tapusudur. İnanç, cesaret ve fedakarlık zaferidir dedi. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Zafer mi bu dedi. İstanbul'u ihya ettik dedi. Biz bu şehre ihanet ettik dedi hala da ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum dedi. Eğitimde ülkemize çağ atlattık dedi. Eğitimde maalesef mesafe kat edemedik. Üzgün olduğum bir konudur dedi. Kültürde sanatta göz kamaştırıcı bir envantere sahibiz dedi. Kültürde sanatta mevcuda dahi sahip çıkamadık. Fevkalade müteessirim dedi. Büyüme rekoru kırdık. Kalkınma rekoru kırdık dedi. Bu ülke bu hale düşmeli miydi? Bu halde kalkınabilir miyiz dedi. Kriz mariz sakın inanmayın. Bizde kriz yok dedi. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz dedi. Başkanlık sistemi özentinin sonucudur. Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir dedi. Başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir. Buna karşı çıkanların genlerinde başkanlık sistemi yok ama bizim genlerimizde başkanlık sistemi var dedi. Bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Hiçbir zaman parlamenter sistemden uzaklaşmayacağız dedi. Yahu inanılmaz bir şey. Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Artık parlamenter demokrasi yok dedi. Üçüncü köprü cinayettir. İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur. Bölgede kalan akciğerimizin yok edilmesi demektir. Bunu bekleyen bazı mahfillere rant alanları sağlama olayıdır dedi. Hani o cumhuriyet mitinglerinde cumhuriyetçiyiz diye yürüyenler var ya işte üçüncü köprüye hep onlar karşı çıktı. Bunlar istemezlik familyasından. Hem üçüncü köprüye karşı çıkıyor, hem utanmadan o köprüden geçiyor. Niye geçiyorsun o köprüden? Sandalla geçsene karşıya, dedi. Güneydoğu sorunu olarak adlandırılan sorun aslında Kürt sorunudur, dedi. Kürt sorunu var dersen sorun olur, yok dersen sorun ortadan kalkar. Biz böyle bir sorun yok diyoruz, dedi. Kürt sorunu vardır, benim de sorunumdur, dedi. Ne Kürt sorunu yav. Kimse bize yutturmaya kalkmasın. Yok böyle bir şey dedim. Onlar bizi Avrupa Birliği'ne almamayı düşünüyor. Biz de girmemeyi düşünüyoruz. Bunların asıl adı Katolik Hristiyan Devletler Birliği'dir dedi. Hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelikti. Hamdolsun başardık. Hamdolsun bizim hükümetimize nasip oldu. Bayramımız kutlu olsun. İnşallah bu başarılarımız ileride romanlarda yazılacak dedi. Ey Avrupa Birliği, biz senin kapı kulun değiliz. Sen yoluna, biz yolumuza. Bunların arasında Ortodoks var, Protestan var, Ateist var ama hepsi Katolik Vatikan'a gidiyor. Niye? Çünkü bunlar tek millet. Külahımızı anlatsınlar. Bugünün hasta adamı Avrupa Birliği'dir dedi. Nazisiniz, katilsiniz, gerçek manada faşistsiniz. Haçlı seferini yeniden başlatmak istiyorlar. Avrupa Birliği'nin sonu geldi kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa Birliği ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz dedi. Ayasofya'yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdır. Ayasofya ibadeti açılsın diyenler dünyayı tanımıyor. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim dedi. Gayretlerimiz neticesinde hamdolsun Ayasofya cami oldu dedim. Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır, dedi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda Mozart'tan, Bach'tan tınılar, Shostakovich ile Chopin bestelerinden ritimler buluşacak, biz buyuz, dedi. Aşı olmayı düşünmüyorum, Sağlık Bakanı haberim olmadan benim adımı vermiş, hemen laflarını düzelsin, kendime göre araştırma yaptım, aşı olmayacağım, ailem de olmayacak, dedi. Şahsen benim aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil, dedi. Biz genişletilmiş Orta Doğu projesinin eş başkanlarından biriyiz. Amerika'nın düşündüğü büyük Orta Doğu projesi içinde Diyarbakır yıldız olabilir, dedi. Ellerine bir kağıt almışlar, Amerika'nın projesidir, diyorlar. Bunu ispat etmezlerse namussuzdurlar, dedi. NATO'nun Libya'da ne işi var, dedi. NATO Libya'ya gitmelidir, dedi. Parası olan parayı bastıracak, askerlikten kurtulacak. Parası olmayan askerlik yapacak. Ben şahsen böyle bir sorumluluğun altına girmem. Referandum yaparım. Biz kimsesizlerin kimiyiz dedi. Bedelli askerlik benim için acil bir konu. Parayı veren askerliğini yapmış sayılacak dedi. CHP Genel Başkanı konuşuyor. Çocukluğumda ilk kez Van Denizi'nde vapura bindiğini söylüyor. Van Gölü ne zaman deniz oldu ya? Kılavuzun doğru olmayınca Gölü de işte böyle deniz zannedersin dedi. Van denizi olan bir kentimizdir. Varsın haritalarda göl diye geçsin. Biz Van denizi diyoruz dedi. Süleyman Şah Türbesi Türkiye'nin dışarıdaki tek vatan toprağıdır. Hassasiyetimiz bellidir. Dalgalanan bayrağını korumak için tereddüt etmeyiz. Onuru, vatanı, bayrağı kutsal değerleri için yaşayan milletiz. Süleyman Şah Türbesine dokunmaya kalkılırsa İstiklal Marşımızın emrettiği gibi Kükremiş sel olur, bendimizi çiğner aşarız. Türbenin kuşatıldığı iddialarının hepsi uydurmadır dedim. Süleyman Şah Türbesi'nin yeri başarılı bir operasyonumuz neticesinde değiştirilmiş bulunmaktadır. SEK ve idaresini bizzat takip ettiğim nakli kubur operasyonunu her türlü takdirin fevkinde gerçekleştiren hükümetimizi ve silahlı kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Türbe salimen ülkemize getirilmiş bulunmaktadır bu operasyon devletimizin kararlı uygulamasıyla başarıyla tamamlanmıştır dedi. Van Minus, çocukları nasıl öldürdüğünüzü biliyoruz. Siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz dedi. İsrail'e ihtiyacımız var dedi. İçki içen alkoliktir dedi. İçki içenler bize oy veriyorsa alkolikler arasına girmemiş oluyor dedi. Benim her muhtarım bir dünya lideri seviyesinde bilgiye, yeteneğe, kabiliyete sahiptir dedi. ABD yönetimi kusura bakmasın. Çatladı kapı muhtarı değiliz dedi. Türk üniversiteleri tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor dedi. Türkiye'nin nasıl oluyor da dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında esamisi okunmuyor? Demek ki bir yerde sıkıntı var dedi. Bana milliyetçi diyenler varsa evet milliyetçiyim dedi. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık dedi. Türk kökenli Alman gazeteci hakkında elimizde görüntüler var. Tam bir ajan terörist. Hiçbir surette iade edilmeyecek. Ben bu makamda olduğum sürece asla dedi. Özel uçakla gönderdik. Amerikalı rahip hakkında bu can bu bedende, bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamazsınız dedi. Özel uçakla gönderdik. Mavi Marmara baskını hakkında ey İsrail dedi, cezalandıracağız, affetmeyeceğiz, bedelini ödeteceğiz, tecrit edeceğiz, düşmanlığımız şiddetlidir dedi. Sonra giderken bana mı sordunuz dedi. Ey Macron, beyin ölümünü kontrol ettir. Katilsin, İslam düşmanısın, ırkçısın. Milletime sesleniyorum, Fransız markalarını satın almayın dedi. Sevgili Emmanuel, ilişkilerimizi görüşmek isterim, ortak hareket edelim diye mektup yazdım. Suriye'li kardeşlerimizi kapı dışarı etmekten söz ediyorlar. Biz burada olduğumuz sürece kimse gönderemez dedi. Kardeşlerimize kucak açtık ama kalıcı bir durum değil. Evlerine dönecekler elbette. Artık kardeşlerimizin evlerine dönmelerini beklentisi içindeyiz dedi. Zayıf ülke olmadığımız için mültecileri almaya devam edeceğiz dedi. Bunları daha nereye kadar besleyeceğiz dedi. Onlar muhacir biz ensarız. Ne pahasına olursa olsun kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kusura bakmayın. Bizim alnımızda enayi yazmıyor. Otobüsler, uçaklar boşuna durmuyor. Bindirir, göndeririz. Hadi güle güle deriz dedi. Onları bu topraklardan asla kovmayız dedi. Bu köprüleri, bu tünelleri devletin kasasından bir kuruş bile çıkmadan yapıyoruz dedi. Buralar biliyorsunuz yap işlet devlet. Eğer buradan aldığı aylık bedel yüklenici firmanın aleyhine ise aradaki farkı kim ödeyecek onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz dedi. Birleşik Arap Emirlikleri prensi hakkından 15 Temmuz darbesini bu şerefsiz yaptı denildi. Kardeşimi muhabbetle selamlıyorum. Hamdolsun görüştük. Nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum dedi. Suudi Arabistan prensi hakkında Cemal Kaşıkçı'yı şehit ettiler. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil. Hesabını soracağız. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunlar tabii ki bizim mahkemelerimizde yargılanacak. Cinayet bizim sınırlarımız içinde cereyan ediyor. Sorumluluk makamındayız. Bütün boyutlarıyla araştırıp soruşturacağız. Bu süreci devlet ciddiyetiyle yöneteceğiz. Hiç kimse bu meselenin üstünün kapatılacağını aklından bile geçirmesin. İnsanlığın ortak vicdanının temsilcisi olarak takipçiyiz. Bu vahşetin örtbas edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Kıymetli kardeşim diye kucaklaştı, sarayda fasıl yaptırdı. İsveç ve Finlandiya ben başlı olduğum sürece NATO'ya giremez. Hiç boşuna ayağımıza gelmeyin. Müzakere bile etmem bizi ikna etmek için geleceklerse hiç yorulmasınlar. Evet demeyiz. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sakulmaz dedi NATO zirvesinde evet dedi. Allah'tan memleketin başında Tayyip Erdoğan var. Yoksa memleketin başındaki Tayyip Erdoğan mahvedecek yani memleketi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.